Filatelistlerin koleksiyonlarına birbirinden çeşitli parçalar girebilir. Belki dantelli fölyeler, belki varyeteler veya birbirinden ayrılmamış bloklar. Bu farklı parçalar yalnızca bulundukları koleksiyonları değil, filatelistlerin gündelik hayatını da renklendiriyor. Düşünün bir kere, filatelist PTT şubelerinden birine girip koleksiyonuna yeni parçalar eklemek için kendisine bir mektup gönderiyor. Belki tatil için gittiği şehirde tesadüf ettiği bir postanede eline geçen fırsatı, belki de bir iş gezisinde koştururken gün içinde yakaladığı bir fırsatı değerlendiriyor. İşin enteresan kısmı, bu durumu ilk anda idrak edemeyen bir PTT görevlisinin şaşkınlığında başlıyor. İnsanın kendisine mektup yollamasını, birinin kendi kendine yolladığı bir mesajla, bir çiçekle ya da mesela bir telgrafla bir tutabilirler. Böyle düşününce insan en başta bu şaşkınlığa hak da veriyor. Ama tecrübeli bir filatelist karşılaştığı şaşkın bakışları bıyık altından gülümsedikten sonra mutlaka bir açıklama getirecektir. Sonrası karşılıklı tebessüm eden yüzler olacaktır büyük ihtimalle. Belki çok kısa ama sıcacık hayatın içinden bir sohbet gelecek arkasından. Tam da filateli gibi işte. Hayatın tam içinden. Hayata dair bir uğraş edinmenin en güzel yanlarından biri, hatta belki en güzeli bu, her an yeni insanlarla bir araya geliyor, farklı kişilerin dünyalarına yolculuk etme fırsatı buluyorsunuz. Evet, yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da posta pullarından, kartlardan taşıp yaşamımıza sızan ne varsa peşine düşeceğiz. Asırlardır kulaktan kulağa anlatılan efsanelerden birinin ev sahibini ziyaret edeceğiz. İstanbul Boğazı'nın en güzel göründüğü yere, Kız Kulesi'ne uzanıyoruz hep birlikte. Yalnızca mimarisiyle değil, ev sahipliği yaptığı efsaneleri, aşklarıyla da İstanbul'un süliyetinin ayrılmaz bir parçası Kız Kulesi. Aşıkların uğrak yeri, boğaza dökülen hüzünlerin, iç çektiren hikayelerin ortağı. Genci yaşlısı 7'den 70'e hepimiz biliyoruz onun hikayesini. Efsaneye göre zamanın hükümdarı, falcıların kehanetinden korkup güzelliği dillere destan kızını kaybetmemek için denizin ortasına bir kule yaptırır. Yılanın ısırığından gelecek ölümden kızını korumak uğruna onu bu kuleye kapatır. En yakınlarından başka kimseyi yaklaştırmaz kızının yanına. Ne var ki yine de gücü yetmez kehanetin yolunu kesmeye. Günlerden bir gün saraydan gönderilen meyve sepetlerinden birinin içine sinsice yuvalanmış kara bir yılan sokar prensesi. Derler ki o günden beri hep acıyı ölüme hatırlatır Kız Kulesi. Onunla ilgili hikayelerin ardı arkası kesilmiyor. Böyle bir güzelliğe sahip olunca ne efsaneler bırakır peşini ne de aşıklar tabii. Kim bilir kaç aşkın ilk sözcüklerinin döküldüğü yer Kız Kulesi. Kıyısında kaç söz verildi, kaç sır saklandı bilinmez. Bir başka hikaye, yüzerek kuledeki sevgilisine kavuşmak için boğazın dalgalarıyla boğuşan bir aşığın yorgun düşüp denizin derin sularına gömülmesini anlatır. Sevdiğinin ölümünü gören kadın da hiç düşünmeden kuleden aşağı bırakır kendini. Böylece ölümün rolü değişir. Bir önceki hikayedeki gibi ayırmaz kimseyi. Bu hikayelerin hangisi doğru bilinmez. Belki ikisi birden, belki de hiçbiri. Yalnızca Kız Kulesi biliyor hikayenin gerçeğini. Ya da aslına bakarsanız en doğrusu artık daha fazla yormamak Kız Kulesi'ni. Acıları, hüzünleri ona yakıştırmayı bir kenara bırakıp eşsiz güzelliğinin keyfine varmak bize düşer. İşte nefis bir koleksiyonun parçası daha. Güzeller Güzeli Kız Kulesi. Elbette böylesine bir güzellik hem Osmanlı devrinde hem de Cumhuriyet döneminde Türkiye postalarının sembollerinden biri oldu. Kız Kulesi kullanıma sunulan İstanbul temalı ilk posta pullarının basılmasından itibaren her zaman kendine pullarda yer buldu. Osmanlı'nın ilk pullarının çok sade olduğunu daha önceki programlarımızda anlatmıştık. Takvimler 1914'ün Ocak ayını gösterirken bu sadelik yerini daha görkemli pullara bıraktı. Osmanlı'nın yanı sıra Bizans ve Mısır tarihinden özel parçalar pullar üzerinde görünmeye başlandı. Bir yandan pulların değerinin artması isteniyordu ama bir yandan da devletin tasarruf etmesi gerekiyordu. Zira Birinci Dünya Savaşı hem Osmanlı'yı hem de bütün dünyayı kasıp kavuruyordu. Tasarruf yapmak için pullara sürşarj uygulamasına karar verildi. Bazı pulların değeri 100 kuruştan 20 kuruşa kadar düşürüldü.
yeni pul basmanın maliyetinin önüne geçildi. Ayrıca bu dönemde posta gönderilerine eksik pul bastıranlara cezai işlem uygulamak için takse pulları da kullanılmaya başlandı. Böylece devlete bu alanda tekrar gelir sağlanmış oldu. Posta pulları tarihin sıkıntılı dönemlerinde de yol almaya devam etti. En başından beri söylüyoruz filateli hayatın içinde diye. Hal böyle olunca savaşlardan, ekonomideki değişimlerden, her şeyden etkileniyorlar. Hatta borsaya ilişkin bazı yayınlarda pul değerlerine ve fiyat listelerine de yer verildiğini biliyoruz. Bu noktadan bakınca pulculuğun ekonomide hiç de küçümsenmeyecek bir yeri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Her şey birbirine nasıl da bağlı dikkatli bakınca. Mesela sosyal medya kullanıcıları bilirler. İki elimizi yan yana getirip işaret ve baş parmaklarımızla oluşturulan kalp şekliyle fotoğraf çekmek son derece yaygın bu mecralarda. 2012 yılında basılan pullardan biri de Kız Kulesi'ni barındırıyordu. Yani bu iki ayrı alan birbirini etkiledi ve ortak bir noktada buluştu. Bu yolculuğa çıktığımız ilk gün söylediğimiz gibi gözümüzün gördüğü ya da zihnimizde canlandırdığımız her şey başka bir şeyin parçası aslında. Kız Kulesi asırları aşan ömrünün her deminde başka biri olmuş. Boğazdan geçen gemiler için gümrük işlevi görmüş. Kimi zaman da gemilerin güvenliği için çalışmış. Yeri gelmiş sürgün yeri olmuş, yeri gelmiş fener olup denizcilerin yolunu aydınlatmış. Bu söylediklerim belki pek çoğumuz için şaşırtıcı ve yeni bilgiler olabilir Kız Kulesi için. Belki de başımızı her çevirdiğimizde onu hep aynı yerde gördüğümüz için merak dahi etmemiş olabiliriz onun bu geçmişini. Bu saydıklarımın yanında 19. yüzyılda İstanbul'da baş gösteren bir salgın hastalıktan dolayı karantina hastanesi olarak da görev yapmış Kız Kulesi. Bir anlamda adı geçtiği an hatırlanan ilk görevine geri dönmüş. Kendisine sığınanı ve dışarıda kalanları korumak için görevlendirilmiş. Zaman içerisinde çehresi de değişmiş Kız Kulesi'nin. Osmanlı dönemini takiben Cumhuriyet döneminde piyasaya sürülen pullarda bu değişimi görmek mümkün. Ama sahip olduğu ince zarafetten hiçbir şey kaybetmemiş. Denizin ortasında hep uzakta, hep ayrı kalmış gibi gözükse de hiçbir zaman yerinde durmuyor, bazen bir damga pulu olup düşüyor yola, bazen de bir filatelistin koleksiyonunda çıkıyor karşımıza. Bugün de aldanmayın öylece yerinde durduğuna. Onca mesafeye rağmen bir adımda deniz kenarına varıp bizi sürüklüyor yanına. Bu denizi üzerinde Kız Kulesi olmadan düşünmek mümkün değil. Boğaz demek Kız Kulesi demek çünkü. Ve tabii ki Kız Kulesi demek İstanbul demek. Bu hafta İstanbul Boğazı'nın muhteşem manzarası eşliğinde Kız Kulesi'nin üzerinden baktık filateliye. Koleksiyonumuza yeni bir parça daha ekledik. Sırada bizi bekleyen pek çok özel parça var. Bu ekrandan her birini sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Her hafta bir filatelist olmanın incelikli zahmetine, heyecanla bir nebze olsun ortak olmaya çalıştığımız filatelinin ülkemizdeki ve dünyadaki geçmişine doğru yol aldığımız kısa yolculuklardan birinin daha sonuna geldik. Haftaya bir başka yolculukta tekrar bizimle olmanız ümidiyle. Hatırlamanın değerini asla unutmayın. Hoşçakalın.